Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. İyiyiz biz de. Sağlığınız ne derece önemli? Bence şu anda en önemli unsur sağlık. Sağlık, aynen. Gerisi teferruat. Aynen Onun öyle. İçin sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Süper, buyurun. Gelin buyurun. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Gol, gol, gol. Defalarca söyleyebilirim size. Gol değerli seyirciler, gol. Mehmet'in golü Amsterdam'da 40 bin Hollandalı oturdu şimdi. İşte Mehmet'in golü. Evet, burası biraz daha güzelleşmek isteyenlerin katı. Hmm. Estetik ve saç ekimi katı hastanemizin. Merhaba. Merhaba, geçmiş olsun. Aldım. Teşekkürler hocam. Hadi sağ ol. Buyurun. Şimdi Arşimet saç ekimiyle tanıştıracağım size. Dünyada son teknik. Şimdi hocam bugüne kadar saç ekiminde son dönemde kullanılan zaten Fouet'dir ve DHI'dir. Artık put tekniği kullanılmıyor. Bu tekniklerin hepsi arka alandan kök toplama tekniğidir. Amaç kökü çıkarıp bir yere nakletmektir. Bir kişiye özel matematik hesaplamamız var. Bu çıkış yönü, yatma yönü, dikliği, sağa sola gidişatı ve sıklığı. Tüm bu matematik hesaplandıktan sonra Arşimet devreye giriyor zaten. Sizin de çocuklarınız var. Evet. İlk bebeklikte saçın çıkış noktası tepe noktasıdır. Eğer bir şey hesap gerekiyorsa buradan referans noktası al. Yani başlangıç noktamız bizim bu saç tepe noktası. Burada boşluğunuz olsun olmasın hocam. Ama hesabı buradan yapmak zorundayız. Alındaki çizgiyi bulmak için. Tesadüfe yer bırakmayalım. Her insan mutlu sonuç alabilsin diye bir yatırımdır bizim için bu. Harika, tebrik ediyoruz. Hakikaten saç birçok insan için bir problem. Ve belki 3 yaş, 5 yaş büyütebiliyor, küçültebiliyor. Her insanın bir yaşı, bir ömrü varsa, saçın da bir yaşı, bir ömrü olduğunu düşünüyorum. İşte buradaki alın şeydeki tepe noktasının saç şeklinin nereye gideceğini, nasıl gideceğini ifade ettiğini söyledim. Bence ana temel nokta o, orası. Aynen. Ona göre de yönleniyorsunuz, bakıyorsunuz. Eskiden belki hastaların ihtiyacına, isteğine göre bir saç ekimi oluyordu. Şimdi daha çok biraz daha hedef doğrultusunda bir planlama yapıyorsunuz. Sloganımızı söyleyeyim mi size? Kafamıza göre değil, kafanıza göre ekiyoruz. Doğru. Tabii herkesin kafasına göre, doğru söylüyorsun. Harika, aynen teşekkür öyle. Ederim.